Herkese merhaba. Bu bir Sandra Lazoğlu YouTube videosudur. Vloglara geri döndüm biliyorsunuz. Dedim ki ofisten bir açılış yapayım. Şöyle bir hafta sonunu çekeyim. Yani bugün Perşembe, yarın Cuma ve benim doğum günüm. Yani 28 olduğumu sanıyorum ama annem mesaj atmış. Canım 29 hangi gün alıyorsun? Yani 29'sun gibi bir şey yazmış. Ama neyse, insanlar 30 yaşında akıllanıyormuş. Hemen 30 olmak istiyorum, o yüzden hiç sorun değil valla. Şaka bir yana, şimdi ofisteyim, size minik bir ofis turu yaparım. Zaten ofis minik. Ondan sonra yarın doğum günümde ne yapacağım? Ailemle kutlayacağım. Önce belki bir Şura'yla nişantaşını pasta keseriz. Çünkü ofisimde nişantaşını biliyorsunuz. Ama akşam annem babam ben yemeğe gideceğiz. Sonra cumartesi günü kızlarla, yani Şura ve Melisa'yla Kınalı Adaya gidiyoruz. Bizim adada evimiz var ve baktım hava çok güzel. Dedim ki Sanduşko, ya İstanbul'da kalıp ne yapacaksın? Aynı şeyler, git gel git gel, aynı mekanlar, aynı insanlar. Enough'tır dedim. Sonra dedim ki gel dedim adaya git, arkadaşlarını da al. Ve cumartesi günü saat 12'de adaya gideceğiz. Her şeyi çekeceğim. Bütün işte adayı, evi, osu busu, her şeyi çekeceğim. Bundan sonra lifestyle vloglarına ağırlık göstereceğim diyorum. Hadi dediğim hiçbir şey de yapmıyorum ama inşallah bu sefer yapacağım. Şimdi hep beraber ofisimi şöyle bir dolaşalım. Evet, burada Sandra Cohen'un kıyafetleri var gördüğünüz üzere. Şu deri pantolon, korsem, eteğim, blazerim. Bunun blazeri vardı ama kalmadı. Daha sonra tekrar burası benim ofisim. Şöyle. L'Office. Bu da Sandroş, marka sahibi Sandra. Evet, ofis turu bu kadar, bitti. Şimdi Zara'ya mı gitsem gitmesem mi diye düşünüyorum. Akşam iftara davetliyim, onu çekemeyeceğim ama çünkü YouTube'a çıkmak istemeyebilirler. Belki nişantaşına Zara'ya gideriz. Bu kadar. Evet Korancığım. Yok canım, buyursunuz. Hadi üflüyoruz, hazır mıyız? Hadi, bir, iki, üç. Ay Allah, sen biliyorsun. Evet, herkese merhaba. Işığı tutayım. Şimdi, bugün benim doğum günüm. Ve hep beraber yemeğe geldik. Anne, babam, ben. Babam. Yemeğe geldik. Çekebilirsem bugün çekeceğim, çekemeyebilirim. Ama yarın kız kıza ada programımız var. Onu full çekeceğim. Burayı da çekeceğim. Şu masayı çekeyim. Buyurun. Bu humus, bu bir tataki, pancar salatası, enginarlı bir şey. Bu da ekmek. Bu da anam. Bu yemek değil. Şimdi ben Milano'da çiğ yemeye çok alıştım. O yüzden beef tataki yiyeceğim. Elboşumun kulakları çınlasın. Kesin istemiyor vloglarımı ama. Yedin mi bunu? Bunu yedin mi? Yemedim, daha yemedim. Sokak röportajı yapıyorum. 28 yaşına girmem hakkında neler söylüyorsunuz? Diyecek bir şey yok. Bir insana bir yaş bu kadar yakışamaz. Herhalde yeryüzündeki en güzel 28 sensin. Güzel'i tanımam. Kızım diye demiyorum. Ne diyeceğim? Gerçek güzellik ya. Yapacak bir şey yok. Güzelliğe bak. Sandra, sendeyiz. Çok güzel çıkıyorsun. Şuradan bir şey. Evet, sen de bir şey söyle doğum günüm için. Öyle abi, niye söyle ki? Söylesene bir şey. Yayın çekiyorsun. Bence tutuldum, ne bilmiyorum ki. Nice mutlu yaşların olsun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Ne
tebrik ediyorum sana seni. Gerçekten bu yaşta. Ya bir kız bu kadar güzel nasıl doğurulur? Bravo. Burası senin aradan bir sustur. Ben de kalktım var ya bu. Olmadı ya. Evet arkadaşlar. İnşallah yeni yaşımda biraz daha akıllı bir insan olurum. Birazdan pasta keseceğiz. Ve tam videoda saatleri bilmiyorlar pasta. Kendi pastamı kendim aldım. Koca yürekli ben. Kim alacak ki başka? Bu hayatta tek kim? Pastamı bekliyorum arkadaşlar. Ay konuşamıyorum böyle insanlarla. Böyle pastamı bekliyorum. Geliyor herhalde. Ay pastam geldi. İyi ki doğdum vallahi. Evet herkese ay simit olmuş. Vlog mu başladı? Tabii ki. Dedim buradan başlayayım. Herkese merhaba, tanıyorsunuz. Tanış kendini. Burak ben. Evet. Biz şu an Kabataş vapur iskelesindeyiz ve benim kutsal kutlu doğum günüm için. Kardeşim geç arkamdan doğum günüm için adaya gidiyoruz. Kınalı adaya. Kız kıza böyle güzel bir akşam geçireceğiz. Orada kalacağız. Ertesi gün kahvaltı mahvaltı derken böyle bir hafta sonu planladık. Kalabalığı görmeniz gerek. Şura diyorum ki kız diyorum Avrupa'da gibisin. Herkes yabancı. Hani tek Türk biziz. Aşırı kalabalık. Baksanıza. Herkese yabancı. Ve herkese itiş kakış içinde yani. Bir de Avrupalara saygılı insanlar derler. İte ite bir hal oldular. Neyse vapur bekliyoruz. Bütün anları çekeceğim. Dünü zaten çektim birazcık. Vah vah. Neyse. Görüşürüz. Arkadaşlar burada bir savaş var yani. Savaş veriyoruz. Arkadaşlar aşırı zor şartlarda vapura bindik. Hani şartların zorluğunu anlatamam. Sanki savaşa giriyorsun, hurra diye bir ses kapı açılır açılmaz. Bu yabancılar yani gerçekten. Aa bak geliyorlar. Yani ülkeyi ben size diyeyim ele geçirmişler. Neyse dışarıda barınamayacağımızı anladık. Aşırı soğuk ve rüzgarıydı. O yüzden içeri geçtik. Şimdi yukarı çıkıp bir çay alacağım. Ve içimi ısıtacağım. Evet arkadaşlar. Adaya ayak bastık bulunuyoruz. Ev o kadar soğuktu ki normalde plan akşam burada kalmaktı. Ama geleceğiz gibi. Bu arada ama ekstra bir soğuk yani. Hani gerçekten çok genel soğuk. Olarak aşırı soğuk. Güneşe aldanmayın. Evet. Ondan sonra gelirse sen sana buradan sokayım. Beni biraz gezdirsen mi? Ben ilk kez geldim ya buraya. Sandra. Yani görebileceğim bu kadar işte max. Niye şu tepelere falan çıkalım? Kimseler varmış. Ben araştırdım. Sen çık abla kimse. Öldür sen çıkmam oraya. Çok yukarının her yerine seçim şeyi koymuşlar. Adayı mahvetmişler kısaca. Şimdi planımız 6'da yemeğe gitmek. 6'ya kadar dona dona. Bu arada bence güneşin olduğu ya. Dolaşacak. Bence mesela şu an giyindim, okeyim. Kafam dışında.
Çok iyi. Kızın önemli bir şey kafam ya. Kafamı çalıştırıyorum. Böyle bu yolun sonu havuza gidiyor. Turist Ömer. Böyle sokaklar. Evet, ada hayatımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu an böyle sokakta evleri keşfediyoruz. Ya ben keşfettim de çoktan, çok önceden Şura keşfediyor. Havanın soğukluğunu söyledim, emin değilim ama bir daha söyleyeyim, çok soğuk. Akşam normalde kalacaktık ama kalmayabiliriz, yani o kadar soğuk. Gerçi yemekten sonra belli olmaz, işler değişebilir. Arada çok sevdim çocukluğum. Yani belli bir yaşa kadar burada geçti. Çok iyi ya. Çok keyifliydi burada çocuk olmak bir noktaya kadar. Bir noktadan sonra bayıyor. Dön dolaş aynı yerdesin. Dön dolaş aynı insanları görüyorsun. Benim çok sevdiğim bir konsept değil. Ama seven için bence çok eğlenceli. Öyle. Bakalım Şura adamımızı sevdi mi? Ağzımda da full bir şeyler varmış. Söylemiyorsunuz. Buna diyorum ben. Çok güzel bir sokak daha böyle. Ağaca bakın. Evet, ben mi yazdım bu yazıyı acaba? Şimdi kahveciye geldik. Kahvecimizin adı Juju. İşte tek öyle değil mi? Evet, ama burada oturabilir miyiz o varlığında? Evet, keşke işte şey yapsaydın ya. Ne yapsaydın? Biz adaya gideceğiz, soru cevap soru sorun deseydin. Hayır, biz adaya gideceğiz değil, niye soru sorsunlar? Adaya gideceğiz, hani ikimiz blok çekeceğiz. Normalde de sorabilirler kardeşler. İşte neyse. Yani. Peki adaya gelecek arkadaşlarımızı tanıtalım. Bir tanesi de Melisa. Mels. Cihangir'de şey var, Vinted Shop'u var. Ben gidiyorum, koyuyorum çok. Görüyorsunuz Türkiye'yi, takip ediyorum. Evet. Aslı Gülpınar'ı tanıtmak istemiyorum. Maazallah yanlışlıkla tanırsınız beni. Düştüm hatayla düşersiniz. Şaka şaka. Aslı şun geliyor. Ondan sonra... Dördümüzüz. Acil yemek yemem lazım. 6'ya kadar dayanacağım. Çok bir tane de Milka suyumuz var. O da köpek. Eve geldik, biraz moladır. İçim kat kat. Kızlar asansöre binmiş diyor. Allah'ım yarabbim deyince beynim benim gitti. Kızlar vapura binmiş. Neyse, kızlar vapura binmişler. Şura'yı bulun. Bulamıyorsunuz Şura'yı. Şura da açlıktan gitti. Ben de şöyle ısıtıcıların önünde oturuyorum. Burası tabii ki yazlık bir ev. Muhteşem zevkli anneannem yazlık bir ev olduğu için çiçeklerle ve sarılarla dekor etmeye karar vermiş. Şaka bir yana. Bunlar tabii 50 yılı, yani bir 30 yılı var bunların. Ondan sonra böyle heyecanla yemek yemeyi bekliyoruz. Hem yanıyor su yüzüm. Ama aynı zamanda istikrarla buradan kalkmıyorum. Çok sıcak da. Bir yandan da cayır cayır, yani yüzümün üç tarafı. Bu tarafım çok sıcak, bu tarafım çok soğuk. Ha, şurayı görmeyin şu an. Evet, geldik. Yemekler, yemekler. Evet. Donarak da olsa oturuyoruz. Çok açtık, o yüzden salata söyledik. Neyse. Neyse, daldım karşı masaya. Oturduk biz. Yine ve yine söylüyorum ki çok soğuk ama neyse, Aslılar geldi. Buyurun. Ben çok bıktım.
Aslılar burada. Burası kedi cenneti. Bayılacağım yani, kedi severim ama bu kadar da değil. Masalara falan çıkıyorlar. Bu kediler de eski sevgililer gibi yüzsüz. Biz yine Şuram'la baş başa hayatı sorguladığımız anlardan biri. Neyse, iki kişi daha gelecek de biraz da onların hayatını sorgulayacağız. Yeto. Baksanıza kedilere yani. Bu yani az bile. Çok fena. Şuram ben arkadaşlara geliyor diyor, uzun sürdü. Ay çok güzel. Aslı ablam in the house. Evet, kızlar geldi. Sabahtan beri bahsettiğim kızlarcığım bir şey Aslı var. Bir de Milka suyumuz var. Köpek. Arkamda mı derken koltuğunda. Şu an ilet oldum yani. Normalde korkmam bu arada. Severim de. Ben özel bunları beslemeye gidiyorum. Kedilerim var. Diyor ki bana, bebeğe gideceğim, kedim var, onu beslemiyorum. Kedileri beslemeye falan gidiyorum. Ya normalde bayılmam normalde. Kedilerim bu sene düştüm. Ayva ve tavuk arasındayım ben. Tatlı neye karar verdiniz? Ayva söyleriz. Kabak söyleriz. Ortaya karıştırıyoruz. Kabak söyleriz. Kabak. Arkadaşlar sohbet koyu bizde. Sohbet şey 7-7-7 falan da dostmadı. Ben böyle ay pastam geldi. Hadi bir iki. Dur. Arkadaşlar kapanışı yapıyorum. Yapamıyorum. Çantam düştü. Ada maceramızın sonuna geldik. Çok keyifliydi, her şey çok güzeldi. Sadece çok üşüdüm. O yüzden elim dondu falan filan, bir şey çekemedim. Yani çektim de biraz da sohbet muhabbet ediyorduk açıkçası. Soğuktan dudaklarımın donduğu bir soğuk yani, o kadar soğuktu. Ama neyse, çok keyifliydi. Kızlar böyle. Güzel bir gündü. Kızlar! Nasıl bir gündü? Çok güzel. Çok keyifli. Bence güzel. Mayıs'ta Nisan sonu falan, Nisan tekrar geliyor. Arkadaşlar şimdi dönüyoruz. Biliyorsunuz dönecektik. Ben çok hastalandım. Şimdi sıcak su doğrusu tutmam lazım. Şura dedi dudaklarım neden zor? Bana bakıyorsunuz. Bıyıklı. Aslı ablanız benle kendince dalga geçiyor. Ama bir gün bu videoları milyonlar izlenince görecek Anya'yı, Konya'yı.